Herkese merhabalar, değerli öğrenciler, hepiniz hoş geldiniz. Bu dersimizde sizlerle birlikte doğrusal denklemler konusunu tamamen bitireceğiz. Örnek soru çözümleriyle ve pratik notlarla bu konuyu sağlam bir şekilde kavramış olacaksınız. Hazırsanız hemen birinci dereceden bir bilinmeyen denklemlerle başlayalım. Arkadaşlar içinde bir tane bilinmeyen yani bir tane değişkeni bulunan ve bilinmeyenin kuvveti bir olan denklemlere ne diyoruz? birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemler diyoruz. Örneklere baktığımızda birincisinde x bölü 3 eksi x bölü 8 eşittir 5 ise x kaçtır diye bizlere sorulmuş. Burada bilinmeyen nedir? x'tir. Gördüğünüz gibi kuvveti de arkadaşlar zaten 1. Evet burada payda kısımlarına baktığımızda 3'e 8 olduğunu görüyoruz. Hemen paydaları eşitleyerek başlayalım. Bunları 24'te buluşturabiliriz. O zaman birincisini 8 ile ikincisini 3 ile genişletiyorum. 8 ile x'i çarptığımızda 8x gelecektir. Bölü payda kısmında 8 çarpı 3 24 gelecektir. Arada eksi var. Eksiyi yazdık. 3 çarpı x 3x pay kısmına yazdınız. Bölü 3 çarpı 8 24. Bunu da payda kısmına yazdınız. İşte arkadaşlar bu değer neye eşitmiş? 5'e eşitmiş. Evet paydalar aynı olduğuna göre payları kendi aralarında işleme tabi tutabiliriz. Yani 8 tane x'ten 3 tane x çıkarsa ne kalır? 5 tane x kalır diyeceğiz bölü 24 eşittir 5 diyebiliyoruz. Burada arkadaşlar 5'leri doğrudan sadeleştirebilirsiniz. Hocam ben bunu göremiyorum diyorsanız altına 1 yazın içler dışlar çarpımı yapın. 1 çarpı 5x ne gelecektir? Tabii ki 5x gelecektir eşittir 5 çarpı 24. Uzun uzun çarpmayalım 5 çarpı 24 diyelim. Bakın artık buradaki 5 ile buradaki 5'i uçurabiliyoruz. Dolayısıyla x eşittir. Sağda ne kaldı? 24 kaldı. Yani arkadaşlar x burada 24'müş. Diğer örneğe baktık. 2 çarpı parantez içinde x eksi 1 artı x artı 6 eşittir. 7x ise x kaçtır diye bizlere soruluyor. Hemen burada katsayı gördüm. 2 ne yapacağım? Parantezin için arkadaşlar bu 2'yi dağıtacağım. Yani önce x ile sonra eksi 1 ile çarpmak gerekecek. 2 çarpı x nedir? Tabii ki 2x'tir. 2 çarpı eksi 1 bu da arkadaşlar eksi 2 gelir. Artı x'i artı 6'yı aynen yazdım. Eşittir 7x diyorum. Şimdi bilinmeyenleri kendi aralarında toplayabilirim. Bakın 2 tane x, 1 tane x daha, 3 tane x yaptı. Eksi 2 var, artı 6 var. Nedir arkadaşlar? Eksi 2 artı 6 artı 4 yapacaktır. Eşittir 7x var sağ tarafta. Evet buradaki 3x'i karşıya atarsam bilinmeyenleri bir tarafta toplamış olurum. Artı karşıya eksi olarak geçer. Sol tarafta artık sadece 4 kaldı. Eşittir diyorum. Burada 7x vardı zaten. Yarın arkadaşlar 3x eksi 3x olarak geldi. 7 tane x'ten 3 tane x çıkarsa 4 tane x kalır. Eşittir 4 diyorum. Evet artık 4'leri de sadeleştirdiğimizde x buradan 1 olarak bulunur. Aradığımız sonuç 1'miş arkadaşlar. Evet gördüğünüz gibi gayet basit bir mantığı var. Birinci dereceden bir bilinmeyen denklemlerde ne yapıyoruz? Bilinmeyenleri bir tarafa topluyoruz. Oradan da sonuca ulaşıyoruz. Bu kadar basit. Geçiyoruz koordinat sistemine. Evet yine çok çok değerli, çok çok önemli bir konu. Bu kısma odaklanıyorsunuz. Değerli arkadaşlar koordinat sistemine baktığınızda iki tane eksen görüyorsunuz. Yatay eksen, x ekseni, dikey ekseni ise y ekseni olarak adlandırılır x ekseninde sağa doğru gittikçe sayıların değeri artarken sol tarafa doğru gittikçe sayıların değeri azalacaktır. y ekseninde ise dikkatli olursunuz yukarı doğru gittikçe bakın ne oluyor sayıların değeri artıyor aşağı yönde ise sayıların değerinin azaldığını görüyorsunuz. İşte arkadaşlar x ve y ekseninin kesiştiği sıfır noktasına ne diyeceğiz bu koordinat sisteminin başlangıç noktası yani orijini diyeceğiz bunu aklımızdan çıkarmayalım sıfır noktası neymiş? Başlangıç noktasıymış. X ve Y ekseni sıfır noktasında kesişiyormuş. Bunları kaptık. Koordinat sistemi arkadaşlar düzlemi dört bölgeye ayırıyor. Bunlar birinci, ikinci, üçüncü ve dördüncü bölgeler. Kafamıza göre ne yapmayacağız? Bunları numaralandırmayacağız. Bakın birinci bölge sağ üstten başlıyor. Saat yönünün tersine doğru ne yapacaksınız? Sayıyı artıracaksınız. Birinci bölge, ikinci bölge, üçüncü bölge ve dördüncü bölge diyeceksiniz. Koordinat sisteminde bir noktanın bulunduğu yeri belirtmek için koordinatlarını XY şeklinde gösteriyoruz. Yani öncelikle X ekseninde sonra da Y ekseninde kestiği sayıları yazmak gerekecek arkadaşlar. Hemen bir örnek verelim. Mesela noktamız burası olsun. Biz buraya K noktası diyelim. Bu nokta arkadaşlar X ekseninde kaçı kesiyor? 2'yi kesiyor. Önce ne yapacaksın? 2'yi yazacaksın, virgül diyeceksin. Y ekseninde ise 1'i kesiyor. O zaman devamında 1 yazıp parantezi kapatacaksın. Bakın ne oldu? K noktasının koordinatlarını belirtmiş olduk. Yani X ekseninde 2'yi kestiğini, Y ekseninde ise 1'i kestiğini belirttik. Kullanacağımız yöntem bu. Şimdi birkaç örnekle bu kısmı daha rahat bir şekilde kavramanızı sağlayalım. Bu soruda bizlere PRST noktaları verilmiş. Ne yapacağız? Koordinat sistemi üzerinde yerlerini göstereceğiz. Bulundukları bölgeleri tek tek belirleyeceğiz. P noktası 4'e 3. Ne demiştik? Birinci sayı x ekseninde, ikinci sayı y ekseninde kestiği noktayı bizlere gösterecekti. O zaman x ekseninde arkadaşlar 4'ü bularak başlıyorum. x ekseninde 4 nerede? İşte burada. y ekseninde 3 nerede? İşte burada. Bunların uzantılarını kesiştirdiğinizde P noktasının arkadaşlar yerini bulmuş olursunuz. İşte P noktası burası. Yazalım P 4'e 3 diyorum. Bakın x ekseninde 4'e bakıyor. Y ekseninde 3'e bakıyor. Kullanacağımız mantık bu. Geçiyorum R noktasına. X ekseninde eksi 3, Y ekseninde eksi 2 bularak başlayalım. Birincisi X ekseninde, ikincisi Y ekseninde kestiği sayıyı bizlere gösterecek. Evet X ekseninde eksi 3 neredesin? İşte buradasın. Y ekseninde eksi 2. Sen neredesin? İşte buradasın. Dolayısıyla arkadaşlar bunların şöyle uzantılarını kesiştirin. Burası ne olacaktır? R noktası olacaktır. R diyorum. Eksi 3'e eksi 2 diyorum. Olay bitiyor bakın. X ekseninde eksi 3'e bakıyor. Y ekseninde eksi 2'ye bakmış oluyor. Evet şimdi S ve T noktalarında birazcık daha dikkatli oluyorsunuz. Sıfıra eksi 5. Burada arkadaşlar sıfır zaten orijin yani başlangıç noktası. O zaman neye bakacaksın? y ekseninde eksi 5'e bakacaksın. Olay bitecek. O zaman hemen s noktasının yerini beraberce bulmuş olalım. x ekseninde veya y ekseninde 0 aynı yerdir değil mi? Yani şurasıdır. Bunu bulduk. Bundan sonra y ekseninde eksi 5'e bakıyorsunuz. y ekseninde eksi 5 işte burada. Hiç başka bir yer aramaya gerek yok. S noktası arkadaşlar doğrudan y ekseninin üzerindedir. Yani diyoruz ki s 0'a eksi 5'in yeri işte burasıdır. Evet aynı mantıkla t noktasını bulalım. Bakın 3'e 0. x ekseninde 3, y ekseninde 0. Aynı şekilde burada x ekseninde 0 şeklinde düşünebilirsiniz. Problem yok. Evet şimdi x ekseninde arkadaşlar 3'ü bulalım. İşte buradasın. y ekseninde 0 zaten arkadaşlar başlangıç noktasıdır. Dolayısıyla doğrudan x ekseni üzerinde 3 noktası bize t noktasını vermiş olacak. Yani doğrudan buraya 3'e 0 diyebilirsiniz. T noktasının yeri x ekseninin üzerindedir. Evet şimdi beraberce bunların bölgelerini belirleyeceğiz. Ne demiştik? Şurası birinci bölge. Saat yönünün tersine doğru devam et. Burası ikinci bölge. Burası 3. Burası ise dördüncü bölge olacak. Bakın arkadaşlar P noktası birinci bölgede kaldı. Birinci bölge diyorum. R noktası nerede? İşte burada. Burası üçüncü bölge. S ve T noktasının bölgesini belirlerken dikkatli olacaksınız. Neden? Çünkü arkadaşlar bunlar herhangi bir bölgede yer almıyor. Bakın S noktası nerede? Y ekseninin üzerinde. Aynı şekilde T noktası X ekseninin üzerinde. Bu şekilde eksenler üzerindeki noktalar için bölge belirtmeyeceğiz. Bunlar herhangi bir şekilde herhangi bir bölgede yer almaz diyeceğiz. Çünkü arkadaşlar bu noktalar nerede bulunuyor? Eksenler üzerinde bulunuyor. Aman dikkat bunu da aklınızdan çıkarmıyorsunuz. Evet bu kısımda bitmiştir. Artık doğrusal ilişkilere geçebiliriz. Sevgili öğrenciler y eşittir ax artı b şeklinde yazabildiğimiz denklemlere ne diyoruz? Doğrusal denklem diyoruz. İşte doğrusal ilişkileri doğrusal denklemlerle belirtmiş olacağız. Hemen bir örnek yapalım. Başlangıçtaki boyu 10 cm olan bir bitki var. Her hafta 2 santimetre uzuyormuş. Bitkinin boyu ile zaman arasındaki ilişkinin tablosunu oluşturacağız, denklemini yazacağız. Şimdi başlangıçta yani 0 anında bunun boyu ne kadar? 10 santimetre. O zaman onu bir yaz. Her hafta boyu 2 santimetre artıyormuş. O zaman birinci hafta 2 arttır, kaç olur? 12 olur. İkinci hafta 2 santimetre daha uzayacağı için 14 olur. Üçüncü hafta 16 dersin, dördüncü hafta 18 dersin bu şekilde arkadaşlar devam eder gider. Ne görüyorsunuz? Bunların arasında doğrusal bir ilişki var. Bakın birer birer haftalar arttığında boy uzunluğu ikişer ikişer artmış oluyor. Artık tabloyu net bir şekilde oluşturduk. Sırada denklemi oluşturmak var. Denklemi oluştururken kullanacağınız çok basit, çok pratik bir mantık var arkadaşlar. O da şu. Y eşittir. Başlangıç artı eksi. Bunu duruma göre değerlendireceksiniz. Değişim çarpı x diyoruz. Olayı bitiriyoruz. Burada bitkinin boyu y ile gösterilecek. Değişim nedir? 2, 2 uzuyordu. 2 olacak. X de arkadaşlar zaman olarak düşünülecek. E başlangıç ne hocam? Bu da ilk baştaki boyu. Yani 10 santimetre olarak düşünülmesi gerekecek. Bu mantıkla artık denklemi oluşturabiliriz. Bitkinin boyu yani y eşittir diyorum. Başlangıçta arkadaşlar ne kadardı boyu? 10 santimetreydi. O zaman 10 yazdım. Hocam artım yazacağız, eksim yazacağız. Arkadaşlar bu bitkinin boyu uzuyor. Dolayısıyla bu değerler bu 10 değerinin üzerine ekleniyor. E tabii ki çıkarmayacağız. Ne yapacağız? diyeceğiz. yani ekleyeceğiz. Sırada değişim var. Ne kadar artıyor? Her hafta 2 cm uzuyor. O zaman değişim 2'dir. Çarpı zaman. O da arkadaşlar tabii x olarak belirtilmesi gerekecek. Yani denklemimiz y eşittir 10 artı 2x diyebiliriz. Şuna benzemesi için de onu sona atabilirsiniz. Yani y eşittir 2x artı 10 da diyebilirsiniz. Değişen bir durum yok. Kullanacağınız en pratik yöntem arkadaşlar budur. Bu denklemde x yerine hangi sayıyı yazarsanız o hafta bitkinin boyunu ne kadar olduğunu net bir şekilde bulmuş olursunuz. Mesela x gördüğünüz yere 1 yazdığınızda 2 çarpı 1 2'dir. 10 daha bakın 12'yi vermiş oldu. Birinci hafta boyu 12. Bu şekilde hangi haftanın değerini yazarsanız o hafta bitkinin boyunun kaç santimetre olduğunu net bir şekilde bulmuş olursunuz. Denklem burada çatır çatır çalışır. Evet bir örnek üzerinde arkadaşlar bu noktayı daha net bir şekilde kavramanızı sağlayalım. Bir grafik verilmiş ne diyor bana? Utku 325 sayfalık bir romanın tamamını her gün düzenli olarak okuyarak bitirmeyi planlıyormuş. Grafikte kitapta kalan sayfa sayısının zamana bağlı değişim bizlere gösterilmiş. Buna göre 10. günün sonunda Utku'nun kitapta okuması gereken kaç sayfası kalır diye bizlere sorulmuş. Tamamdır. İlk olarak ne yapacağız? Denklemi oluşturacağız. Olayı bitireceğiz. Nasıl bir yol izliyorduk? Y eşittir. Başlangıç artı eksi. Değişim çarpı x diyorduk. Burada artı veya eksinin kullanımını duruma göre değerlendirmek gerekecekti. Şimdi arkadaşlar Utku ne yapıyor? Kitabı okuyor. Yani Kalan sayfa sayısı zamanla ne olur? E tabii ki azalır. O zaman biz ne yapacağız? Başlangıçtaki değerden yani 325'ten bir şeyleri çıkaracağız, değil mi? Yani şöyle bir şey diyeceğiz. Y eşittir başlangıç eksi değişim çarpı x diyeceğiz. Çünkü kitabın kalan sayfa sayısı zamanla azalıyor. Kaptık mı? Kaptık. Hocam burada y nedir? Bakın arkadaşlar burada y kalan sayfa sayısıdır. X nedir? geçen günlerdir. Tamam mı? Yani zaman olarak da x'i kullanmak gerekecek. O zaman y eşittir diyorum. Başlangıçta ne kadar sayfa vardı? 325 sayfa var değil mi? Okuması gereken. 325'i yazdık. Eksi değişim. Nedir değişim? Her gün ne kadar okuyorsa odur. 325, 300'e inmiş. 275'e inmiş. 250'ye inmiş. Yani 25, 25 azalıyor. Değişim ne olacaktır? 25 olacaktır çarpı zamanda x olarak düşünülecek. İşte arkadaşlar bizim denklemimiz. Artık olay bitti. Ne soruyor bana? Buna göre 10. günün sonunda kaç sayfa okuması gerekir? Kaç sayfa kitap kalır? Diye bana soruluyor. O zaman ne yapacağım? X gördüğüm yere 10 yazacağım. Olay bitecek. Çünkü X zaten nedir? Günler olarak temsil edilmişti. Ne diyorum? Y eşittir. 325 eksi 25 çarpı 10. gün olduğu için 10 yazıyorum. Buradan da arkadaşlar y eşittir. 325 eksi 250 gelir. O da nedir? 75 sayfadır. Yani Utku'nun 10. günün sonunda okuması gereken 75 sayfa kitabı kalır. Gördüğünüz gibi denklemi yazdıktan sonra gerisi çorap söküyor gibi geliyor. Evet geçiyoruz doğrusal denklem grafiklerine. Bu kısımda yine çok çok önemli odaklanıyorsunuz. Sevgili gençler x eşittir a şeklinde gördüğümüz bir denklemin grafiği y eksenine y eşittir b şeklinde gördüğümüz bir denklemin grafiği ise x eksenine paraleldir. Hemen bir örnek üzerinde bunu daha rahat bir şekilde görmüş olalım. Evet iki tane denklemimiz var. x eşittir eksi 3, y eşittir 4. Ne yapacağız? Bunların grafiklerini çizeceğiz. Bakın bize ne demişti? x eşittir a şeklinde bir şey görüyorsan bunun grafiği y eksenine paralel demişti. O zaman x eşittir eksi 3. Ne yapacağım? Öncelikle x ekseninde eksi 3'ü bulacağım. Çizeceğim arkadaşlar grafik ne olacaktır? Y eksenine paralel olacaktır. Yani bu grafik x eksenini kesecek. Nereden? Eksi 3'ten kesecek. Ve y eksenine paralel olacak. Bu kadar basit. İşte karşınızda x eşittir eksi 3 denkleminin grafiği. Diğerine baktığımızda y eşittir 4. Ne demişti? y eşittir b şeklinde bir denklem görürsen bunun grafiği x eksenine paralel demişti. Yani x eksenini asla kesmeyecek. Hemen bunu da çizelim. Y ekseninde 4'ü bul. Neredesin 4? İşte buradasın. Bu noktadan arkadaşlar geçsin ve x eksenine paralel olsun. Bu kadar. İşte karşınızda y eşittir 4 denkleminin grafiği. Bakın ne oldu? Y eşittir 4'ten geçti ve x eksenine paralel oldu. Aynı şekilde x eşittir eksi 3 neydi? x ekseninde eksi 3'ten geçecekti ve y eksenine paralel olacaktı. İzleyeceğimiz yol bu kadar basit. Devam edelim. Şimdi bana diyor ki bu notta eğer karşına y eşittir ax şeklinde bir doğrusal denklem çıkarsa bunun grafiği nereden geçecekmiş? Orijinden geçecekmiş. Hemen örneğimizi yapalım. Mesela y eşittir 2x denkleminin grafiğini çizeceğiz. Arkadaşlar bir grafik çizmek için iki tane nokta bulmanız yeterlidir. Bunun için de ne yapacaksınız? Değer vereceksiniz. Mesela şunu diyebiliriz. Acaba x eşittir 0 için y kaçtır? Denklem belli zaten. Y eşittir 2x. X gördüğün yere 0 yazdığında y değerini bulabilirsin. Yani y eşittir 2 çarpı x gördüğüm yere kaç yazacağım? 0 yazacağım. 2 çarpı 0 0. Bakın y buradan kaç çıktı? 0 çıktı. Yani x eşittir 0 için y eşittir 0'mış. E 0'a 0 noktası neresi? Burası. Orijin zaten. Başlangıç noktası burası. Demek ki arkadaşlar bizim grafiğimiz orijinden geçmek zorunda. Yani buradaki notumuzu doğrulamış olduk. Bir tane daha nokta bulduktan sonra olay bitecek. Grafiği rahatlıkla çizebileceğiz. Bunun için de yine ne yapacağız? Değer vereceğiz. Mesela x eşittir 1 için acaba y kaçtır? Bunu bulalım. Yine aynı mantık y eşittir 2x denklemini kullanacağım. y eşittir 2 çarpı x gördüğüm yere 1 yazacağım. Bakın buradan da y kaç geldi? 2 geldi. Yani x eşittir 1 için y eşittir 2'ymiş. Gelin bu noktayı da bulalım. x'e 1 bakın burası. y'ye 2 o da burada. Bunların uzantılarını şöyle birleştirdiğimizde noktamızı bulmuş oluruz. Ne görüyorsunuz? x ekseninde 1'i kesiyor. y ekseninde 2'yi kesiyor. Evet artık bu iki noktayı birleştirdiğimizde olay bitmiştir. Karşımızda y eşittir 2x denkleminin grafiği. Bakın hem orijinden geçiyor hem de 1 2 noktasından geçmiş oluyor. Yani bir grafik çizmek için iki tane arkadaşlar noktayı bulmamız yeterlidir. Y eşittir AX şeklinde bir doğrusal denklem görürseniz ne diyeceksiniz? Bu grafik orijinden geçer diyeceksiniz. Evet bu kısımla alakalı son notumuza geçiyoruz. Diyor ki bana Y eşittir AX artı B şeklinde bir doğrusal denklem görürsen bunun grafiği asla unutma hem X eksenini hem de Y eksenini keser diyor. Örneğimize baktık. Bu sefer denklemimiz y eşittir 3x artı 3. Ne yapıyoruz? Bunun grafiğini çiziyoruz. İzleyeceğimiz yol neydi? x eşittir 0 için öncelikle y kaçtır? Bunu beraberce buluyorduk. Hemen bulalım. x eşittir 0 için diyorum. Arkadaşlar bu denklemi kullanacağım. y eşittir diyorum. 3 çarpı x gördüğüm yere 0 yazdım. Artı devamında 3 var. 3 çarpı 0 0 zaten. y buradan kaç gelir? 3 gelir. Yani x eşittir 0 için y eşittir 3'müş. 0'a 3 noktasını beraberce bulalım. x ekseninde 0 zaten orijin. y ekseninde 3'ü bulun. İşte burası. Bizim grafiğimizin kesmesi gereken noktalardan biri bu. Yeterli mi? Değil. Bir tane de arkadaşlar nokta bulduktan sonra olay bitecek. Bu sefer de isterseniz şöyle yapalım. Acaba y eşittir 0 için x kaçtır? Bunu bulalım. Ne yapacağım? Yine aynı denklemi kullanmamız gerekecek değil mi? Bunu kullanacağım. Y gördüğüm yere yani şuraya 0 yazıyorum. 0 eşittir diyorum. 3 çarpı x artı 3 zaten. Bakın denklemi aynen yazdım. Bu 3'ü karşıya attığımızda eksi geçer. Eksi 3 eşittir. 3x olur. 3'leri sadeleştirin. Bakın buradan da x'i eksi 1 olarak bulmuş olursunuz. Diğer noktamız eksi 1'e 0. O nedir? Bakın eksi 1'e 0. Bu noktadır. Artık bu noktaları kesecek şekilde bir grafik çizersek olay bizim için bitmiştir. İşte karşımızda y eşittir 3x artı 3 doğrusal denkleminin grafiği. Bu doğrusal denklem y eşittir ax artı b şeklinde bir denklem olduğu için neyi görüyorsunuz? Hem x eksenini hem de y eksenini kesmiş. Bakın x eksenini eksi 1'de y eksenini 3'te kesiyor. Olay bu kadar basit. Şimdi bu kısımla alakalı bir örnek daha yapalım ve bu meseleyi noktalayalım. Arkadaşlar bir doğrusal denklemimiz var. 2y eşittir. Eksi 3x eksi 6. Ne yapacağız? Yine bunun grafiğini çizeceğiz. Burada x gördüğümüz yere 0 yazıp y'yi bulacağız. Ardından da y gördüğümüz yere 0 yazıp x'i bulacağız. İki tane nokta bulduktan sonra zaten grafiği rahat bir şekilde çizebiliyorduk. Evet şimdi öncelikle buradaki doğrusal denklemi kullanalım. x gördüğümüz yere 0 yazıp y'yi bulalım. Ne yapıyorum? 2y eşittir diyorum. Eksi 3 çarpı x gördüğüm yere 0 yazdım. Eksi 6 dedim. Arkadaşlar 2y eşittir. Burası zaten 0. Devamında eksi 6 var. Her iki tarafı 2'ye böldüğümüzde buradan y'yi bulabiliriz. y eşittir eksi 3 gelir. Yani x eşittir 0 için y eşittir kaçmış? Eksi 3'müş. Aynı mantıkla şimdi y gördüğümüz yere 0 yazalım. Bakalım x kaç çıkıyor? Ne yapacağım? Bu sefer 2y eşittir. Eksi 3x eksi 6 doğrusal denkleminde y gördüğüm yere 0 yazacağım. Yani 2 çarpı 0 diyeceğim. Eşittir. Eksi 3x eksi 6'yı aynen yazacağım. 2 çarpı 0 zaten 0. 0 eşittir. Eksi 3x eksi 6. Eksi 6'yı veya eksi 3x'i karşıya atabilirsiniz. Biz eksi 3x'i karşıya atalım. Artı geçsin. Yani 3x eşittir. Eksi 6 olsun. Her iki tarafı 3'e böldüğümüzde x'i buradan arkadaşlar eksi 2 olarak buluruz. Yani y eşittir 0 için x eşittir kaçmış? Eksi 2'ymiş. Artık elimde iki tane nokta var. Ne bunlar? 0'a eksi 3, bir de eksi 2'ye 0. İsterseniz bunları şöyle bir yazalım. Mesela şurada buna a noktası diyebilirsiniz. a noktası 0'a eksi 3, b noktası da arkadaşlar önce x yazılır, eksi 2'ye 0'dır. Bu noktaları bulun, bunları birleştirin, olay bitsin. Evet öncelikle 0'a eksi 3'ü bulalım. X ekseninde 0 fark etmez, orijin zaten. Y ekseninde eksi 3 neresi? Burası. İşte arkadaşlar bu noktayı bizim grafiğimiz kesecek. Aynı şekilde bu noktayı bir belirleyelim. Bu A noktasıydı. B noktasını buluyorum. X ekseninde eksi 2'yi bulun. İşte burası. Y ekseninde 0 zaten orijin. Laps diye bu noktada arkadaşlar ne oldu? B noktası oldu. Artık bunları birleştirdiğimizde karşımızda ne olacak? 2'ye eşittir. Eksi 3 x eksi 6 doğrusal denkleminin grafiği olacak. İzleyeceğimiz yol, kullanacağımız mantık bu kadar basit. Evet grafikler de bitmiştir. Artık eğime geçebiliriz. Son kısımdayız. Eğimi de işliyoruz. Doğrusal denklemler konusunu bitirmiş oluyoruz. Şöyle arkadaşlar derin bir nefes alın bir toparlanın. Günlük hayatta eğim kavramını muhakkak duymuşsunuzdur. İsterseniz öncelikle beraberce bir tanımlayalım. Arkadaşlar bir doğru üzerinde yer alan iki tane nokta düşünün. Bu noktalar arasındaki dikey uzunluğun yatay uzunluğa oranına ne diyoruz? Eğim diyoruz. Kısaca eğim eşittir dikey uzunluk bölü yatay uzunluktur. Bakın karşınızda bir üçgen var. KLM üçgeni. Burada arkadaşlar eğim sorulduğunda şunu söyleyeceksiniz. Dikey uzunluk nedir burada? KL uzunluğudur. Yatay uzunluk ise LM uzunluğudur. Yani eğim sorulduğunda KL uzunluğunu ne yaparsınız? LM uzunluğuna oranlarsınız. Olay biter. Mesela KL uzunluğu 3 metre olsun. LM uzunluğu 4 metre olsun. Eğim sorulduğunda KL 3 dersiniz. LM 4 dersiniz. Yani eğimi 3 bölü 4 olarak bulmuş olursunuz. Olay biter. Bazen de sorularda eğim yüzdelik olarak da karşınıza çıkabilir hemen beraberce 3 bölü 4'ü yüzdelik olarak nasıl göstereceğiz bulmuş olalım. Bakın burada payda kısmında 4 var. Biz bunu 25 ile genişletirsek ne yaparız? Payda kısmını 100 yaparız. Düzenliyorum 25 çarpı 3 75 bölü 25 çarpı 400. Yani 3 bölü 4 aynı zamanda nedir? 75 bölü 100'dür. O zaman arkadaşlar şunu söyleyebiliyoruz. 3 bölü 4'lük bir eğim aynı zamanda %75'lik bir eğime karşılık gelir. Yani biz bunu istersek 3 bölü 4 olarak istersek de %75 olarak yazabiliriz. İkisi de karşınıza çıkabilir. Asla unutmuyorsunuz. Devam edelim. Evet şimdi burada arkadaşlar doğrusal denklemlerde eğim bulmaktan bahsedeceğiz. Eğer bize y eşittir ax artı b biçiminde bir doğrusal denklem verilirse burada y yalnız bırakıldığında x'in katsayısı doğrudan eğimi vermiş olacak. Tekrarlıyorum çünkü çok pratik bir yöntem. Bir doğrusal denklem verildi, Y'yi yalnız bırakın arkadaşlar. Bu durumda x'in katsayısı size eğimi vermiş olacak. Birinci örneğe baktık, y eşittir 3x artı 1. Bakın y yalnız bırakılmış. Dolayısıyla x'in katsayısı yani 3 doğrudan arkadaşlar bu doğrusal denklemin eğimi olacaktır. İkinci örneğe bakalım, 2y eşittir 4x artı 4. Ne yapacağız? Bunun eğimini bulacağız. Hocam. 4x görüyorum. Kat sayısı 4. Acaba eğim doğrudan 4 mü? Demeyeceğiz. Neden? Çünkü arkadaşlar burada y'nin kat sayısı var. Yani birinci örnekte olduğu gibi y tek başına takılmıyor. Bu şekilde bir örnek gördüğünüzde yani y'nin katsayısı varsa y'yi yalnız bıraktıktan sonra şunu yapıyorsunuz. x'in katsayısını sayısını y'nin kat sayısına bölüyorsunuz. x'in katsayısı kaç? 4. 4'ü yaz. Bölü y'nin katsayısı kaç? 2. 2'ye böl. 4 bölü 2, 2. Bakın bu neyimi de 2 olacaktır. Son örneğe baktık. 3x artı 5, y eksi 8 eşittir 0. Eğimini bulacağız. İlk olarak ne yapacağım? Y'yi yalnız bırakmaya çalışacağım. Yani 5y solda kalsın diyeceğim. Eşittir. Diğerlerinin hepsini sağa atın. Eksi 8'i ve 3x'i sağa atıyorum. Yani 3x eksi olarak geçti. Eksi 3x geldi. Eksi 8 arkadaşlar artı olarak geldi. Artı 8'i yazdık. Bundan sonra eğimi yazabilirsiniz. Kural neydi? Eğer y'nin katsayısı varsa ki burada var bakın 5 ne yapacaktık? x'in katsayısını yani eksi 3'ü ne yapıyoruz? y'nin katsayısına yani 5'e bölüyoruz. Bu doğrunun eğimi de eksi 3 bölü 5 oluyor. İşaretler önemli. Eğim eksi de çıkabilir. Artı da arkadaşlar çıkabilir. Bu kısımda dikkatli oluyorsunuz. Evet şimdi eğimle alakalı birkaç tane önemli notumuz var. Bu kısma odaklanıyoruz. Değerli gençler x eksenine paralel olan doğruların eğimi sıfırdır. Yani bir tane doğru gördünüz. Bu doğru x eksenine paralel. Bu durumda eğimi sıfır olacak. Fakat bir doğru y eksenine paralelse bunun eğimi tanımsızdır diyoruz. Hemen örneklerimize baktık. y eşittir eksi 3 doğrusunun eğimini bulacağız. Ne yapacaktık? Öncelikle y ekseninde eksi 3 noktasını bulacaktık. Bu doğru arkadaşlar. Y eşittir eksi 3'ten geçecek ve x eksenine paralel olacak. Bu nasıl çizildiğini konuşmuştuk. Bakın bu doğru nasıl bir doğru? X eksenine paralel olan bir doğru. Dolayısıyla arkadaşlar bunun eğimi sıfırdır. Diğer örneğe baktık. X eşittir 4 doğrusunun eğimi sorulmuş. Ne yapacağız? X ekseninde 4'ü bulacağız bu noktadan geçecek y eksenine paralel olacak. İşte karşımızda x eşittir 4 denkleminin grafiği. Arkadaşlar bunun eğimi soruluyor. Bir baktınız x eşittir 4 doğrusu y eksenine paralel. Bakın y ekseniyle bu doğru birbirine paralel. Bu durumda bunun eğimine 0 demiyoruz. Ne diyoruz arkadaşlar? Tanımsız diyoruz. Aman dikkat aklımızdan çıkarmıyoruz. Evet tekrarlamak gerekirse bir doğru x eksenine paralelse yani bakın burada y eşittir eksi 3 gibi bunun eğimi sıfırdır. Fakat bir doğru y eksenine paralelse yani x eşittir 4 gibi ise bunun eğimi tanımsızdır gençler. Bunu asla unutmayalım. Evet şimdi eğimle alakalı birkaç örnekle devam edeceğiz. Ne demiştik? Eğim artı veya eksi olabiliyordu. Nasıl oluyormuş bunu konuşacağız. Değerli gençler eğer doğrumuz sağ yatıksa eğim pozitiftir. Eğer doğrumuz sola yatıksa eğim negatiftir. Bakın bu çok pratik bir yöntem. Bunu kullandıktan sonra kolay kolay sorularda takılmazsınız. Tekrarlıyorum doğruya baktınız. Eğer doğru sağ yatıksa yani birinci örnekte gördüğünüz gibi ise bu durumda eğim ne olacaktır? Pozitif olacaktır. Fakat doğru solaya yatıksa yani ikinci örnekte gördüğünüz gibi ise ne diyeceksiniz? Eğim negatif diyeceksiniz. Kafayı yormayacaksınız. Şimdi arkadaşlar tek tek bu doğruların eğimlerini hesaplayalım. Birincisine baktık. Doğru y eksenini 2 noktasında x eksenini ise eksi 4 noktasında kesmiş. Bir de orijin var şurada 0. Bakın bu üç noktayla bir üçgen oluşturabiliriz. Bundan sonra da artık eğimi rahatlıkla hesaplayabiliriz. Eğim neydi arkadaşlar? Eğim eşittir. Dikey uzunluk bölü yatay uzunluktu değil mi? Burada dikey uzunluk neresidir? Bakın burasıdır. 0'dan 2'ye 2 birimlik bir uzunluk var. Yani 2 bölü diyorum. Yatay uzunlukta bakın şurası olarak düşünülebilir. 0 ile 4 arası 4 birimlik bir uzunluk. Yani buradaki arkadaşlar eğim 2 bölü 4'tür. Sadeleştirdiğinizde 1 bölü 2 olarak bulursunuz. Eğimin sonucu nedir? Pozitiftir. Yani buradaki eksi 4'ün bir anlamı yok. Neye bakıyorum? Uzunluğa bakıyorum. Burası 4 birim, burası 2 birim. Dikey uzunluğu yani 2'yi yatay uzunluğa 4'e böldüm. Eğimi 1 bölü 2 olarak bulmuş oldum. Birine baktık şimdi arkadaşlar. Y eksenini 4'e kesmiş. X eksenini 3'te. Bakın burada bir de orijin var. Bir üçgen oluşturduk. Dikey uzunluk neresi? İşte burası. 0'dan 4'e. 4 birimlik uzunluk. Yatay uzunluk neresi? İşte burası. 0'dan 3'e. 3 birimlik uzunlukta burası. O zaman dikey uzunluk 4 diyorum. Bölü yatay uzunlukta 3. Yani eğim 4 bölü 3 değil ama. Sola yatık olduğu için ne diyorsunuz? Eksi 4 bölü 3 diyorsunuz. Önüne eksiyi koymayı unutmuyorsunuz. Evet birkaç tane daha eğimle alakalı soru yapalım. Ve konu altımızı tamamlamış olalım. Birinci örneğimizde K ve L noktaları verilmiş. Bu noktalardan geçen doğrunun eğimi bizlere sorulmuş. K noktası 3'e 2. Yani x ekseninde 3'e, y ekseninde 2'ye bakacak. x ekseninde 3 burası, y ekseninde 2 burası arkadaşlar. Uzantılarını birleştirdiğimizde bakın burasının k noktası olduğunu buluruz. Aynı mantıkla l noktası eksi 1'e eksi 3. x ekseninde eksi 1, y ekseninde eksi 3. Uzantılarını birleştirdik. Burası da bizim l noktamızmış. Bunları birleştirdiğimizde de doğrumuzu oluşturmuş oluruz. Sırada ne var? Bunun eğimini bulmak var. Eğim neydi arkadaşlar? Eğim eşittir. Dikey uzunluk bölü yatay uzunluk demiştik değil mi? O zaman kendimize burada bir üçgen oluşturursak işimiz daha kolay olur. Bakın burası L noktası. Burası K noktası. Ben bunu şöyle aşağıya doğru uzatırsam arkadaşım burada bir üçgen oluştururum değil mi? Burası 90 derecedir. Bu durumda arkadaşlar eğimi artık daha rahat bulurum. Bakın dikey uzunluk şurası olacaktır. Aynı mantıkla yatay uzunluk da burası olacaktır. O zaman eğim ne olacak? Bir kere doğrumuz sağ yatık. O zaman eğim artı çıkar. Dikey uzunluğumuz şu K'den şuraya da M diyelim mi arkadaşlar. K'den M'ye kadar olan uzunluk. Burası zaten 2 birim. Alta doğru da 3 birim var. 2, 3 daha 5 birim. Yani dikey uzunluğumuz 5 birim. Bölü yatay uzunluk L'den M'ye kadar. Bakın M'den şuradaki Y eksenine kadar 3 birim zaten. 1 Bir birim daha eklediğimizde 4 birim olduğunu görürsünüz LM arasının. O zaman eğimi de 5 bölü 4 olarak buluruz. Geçiyoruz diğer örneğe. M noktası verilmiş. Eksi 2'ye 3. Bu noktadan bir de orijinden geçen doğrunun eğimi bizlere soruluyor. Öncelikle M noktasını bulalım. Eksi 2 x ekseninde burası. Y ekseninde 3 burası. Bunların uzantlarını kesiştirdiğimizde arkadaşlar burasının M noktası olduğunu buluruz. E, orijin belli zaten sıfıra 0. Sıfır. O zaman bu iki noktayı birleştiriyorum. doğrumu oluşturuyorum. Sırada eğimini bulmak var. Doğruya baktınız sola yatık. O zaman eğim Eksi çıkacaktır. Bunu bir yazalım. Bundan sonra da arkadaşlar ne yapacaksınız? Dikey uzunluk bölü yatay uzunluk diyeceksiniz. O da zaten size eğimi verecek. Bakın burada şöyle tatlı bir üçgen var gördünüz mü? Bu üçgenden eğimi bulabiliriz. Dikey uzunluk şurası gibi düşünülebilir. Bu uzunluk kaç arkadaşlar? 3 birim. O zaman dikey uzunluğumuz 3 bölü. Yatay uzunluk da burası. Eksi 2'den 0'a 2 birimlik bir uzunluk. Yani eğimimiz eksi 3 bölü 2 olacaktır. Evet, konumuz bitmiştir. Doğrusal denklemler konusunu da tamamen noktalamış olduk. Vatan'a millete hayırlı uğurlu olsun.